Ben sana diyorum ki burada. Cevap vermek. İndir eline. Senin elini ayağını. Hey! Daha. Geçinemiyorum diyen vatandaşın sesini duymaya çalışıyorum. Sizin yanlış medyanız duyurmuyor çünkü. Bir tarafına sokacakmış. Kiminle bir tarafına sokuyorsun sen mikrofonu? O zaman konuşmayacak. Efendim, genel geçimler, ekonomik durumlar, ülkenin gidişatı nasıl değerlendiriyorsun? Ülkenin gidişatını çok iyi görmüyorum maalesef. Neden efendim? Neyden şikayetçisiniz? Ne sorun var size? Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. İnsanlarımız faturalarını ödeyemiyorlar maalesef. Elektrik faturaları çok yüksek. Doğalgaz faturaları yüksek. Kazancımız düştü. Kazancımız azaldı. Maalesef. Daha önce emekli maaşla geçinebilirken şu anda geçinmekte çok zorlanıyoruz. İlgililerin, ülkeyi yönetenlerin bu soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz. İvedi ve acil olarak. Çünkü mutluluk tabandan gelir. Peki abi, zaten görmüyorlar mı? Mutlu olursa o mutluluk seviyesi bütün ülkeye yayılır. Ama tabanın mutsuzluğu bütün ülkeyi etkiler. Peki, görmüyorlar mı abi? Durumu, vaziyeti. Vallahi yanlış medya yayınlamıyor. Biz yayınlıyoruz burada vatandaşın. Tarafsızca AK Partili olsun, CHP'li olsun hiç fark etmez. Herkesin görüşünü. Evet. Geçiniyorum da diyene, geçinemiyorum da diyene. Evet. Herkesi yayınlıyoruz. İlla ki görüyorlardır. Yani neden peki bir şey yapmıyorlar? Şimdi sorunlara doğru çözüm bulabilmek için önce sorunları doğru tespit etmek lazım. Şimdi insanların alım gücünün düştüğü bir gerçek. Yani emekli maaşının 2500 lira olduğu bir ülkede bir kilo peynir 100 liraya satılıyorsa, bir kilo kıyma 100 liraya satılıyorsa burada bir durup düşünmek lazım. Halkın alım gücü sürekli düşüyor. Yani ilgililer bunu illaki görüyorlardır ama zannediyorum çözüm bulmakta biraz sıkıntıları var diye düşünüyorum. Bunu benim gibi bir cahil bile biliyorsa, estağfurullah, üretim en önemlisi. Evet. Yapılıyor mu? Aynen. Şimdi ben bunu biliyorsam abi, bunu nasıl koca koca bakanlar, okumuş insanlar bilmiyor. Bundan 20 yıl önce birçok şeyleri ithal ediyorduk ama patatesimizi, soğanımızı, buğdayımızı ithal etmiyorduk. Pamuğumuz Adana'dan geliyor. Aynen. Tarımda kendi kendine yeten bir ülkeydik biz aslında. Fakat şu anda tarım ürünlerimizi bile dışarıdan ihraç etmek durumunda kalıyoruz. Yani ilk önce bu ülkenin kalkınması için önce sanayileşmesi lazım. Sonra tarımda kendi kendine yeten bir ülke olması lazım. Bu konulara değinebilecek, önem verecek aklımızda bir lider var mı? Yarın olası bir erken seçim durumunda aklınızdaki, gönlünüzdeki lider kimdir? Vallahi hiçbir liderin tek tek bu soruna çözüm bulacağını düşünmüyorum. Bence geniş bir ittifak olacak. Yani toplumsal mutabakatı sağlayıp asgari müştereklerde buluşabilecek bütün toplum, gençlerimizin sorununa çözüm bulacak, halkımızın sorununa çözüm bulacak, işçilerimizin, memurlarımızın, emeklerimizin sorununa çözüm bulacak. Yani tek başına bir lider bunu yapamaz. Bence bütün liderlerin, bütün partilerin bir araya gelip... Peki bir lider onları toplayabilir. Ha, olabilir. Olabilir, olabilir. Fakat bunu ortak müştereklerde buluşup bütün liderlerin ilk önce toplumdaki sorunu görmesi gerekiyor. Sorunu gördükten sonra çözüm kolay. Şimdi bir araya gelirlerse, atıyorum bir arkadaşımız sağ partili, öbürü sol partili, buradan bir yere varamayız. Bu sıkıntıdan hep birlikte çıkarız. Ülke olarak çıkarız. Bütün liderler sağ sol demeden bir araya gelecekler. Ülkedeki sorunu görecekler. Kimse kendini düşünmeyecek. Bu koltuğa ben oturacağım demeyecek. Ortak birlikte hareket edecek ve bu toplumu bu bataktan çekip çıkaracak. Yani tek başına bunu hiçbir liderin başaracağına inanmıyorum. Şu anda ülkede büyük sıkıntı var. Büyük zorluklar var. Büyük fakirlik var. Yani gerçekten bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım. Liderlerden bunu bekliyoruz biz. Teşekkür ediyorum abi, çok sağ ol. Rica ederim, kolay gelsin diyorum. Nasıl gidiyor kardeşim, genel ekonominin gidişatı, ülkenin durumu nasıl değerlendiriyorsun? Abi valla ben hiç bu konu hakkında konuşmayayım ama Recep Tayyip Erdoğan neredeyse biz oradayız abi. Bu kadar. Peki yarın bir gün giderse gideceksin mi? Ona cevap yok. Gideceksin mi abi? Gideceğim tabii. Recep Tayyip Erdoğan neredeyse ben de oradayım. Tabii. Peki yarın bir gün
emekli olacak veyahut da tamam, diyecek Allah, ki ben artık şey yapayım. Sen ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? İkiden mi çıkacağız? Yok, mutlaka onu yeni dolduracak birini gönderir. Koyar yerine. Gelir yani. Biz o neredeyse oradayız diyor. Doğrudur. Emekli ayrılırsa sen de mi emekli ayrılacaksın? O neden olmasın? Neden olmasın? Olabiliyorsun ya rahat emekli. Niye? Niye olmuyormuşum? EYT'li var abi. Elhamdülillah şükür bak. Gücüm yerimde. Değil mi? Emekli olmasam da olur. Zaten çalışıyorum. Gücüm yettiği kadar. Zaten kaç yaş- ne kadar yaşayacağız? 100 mü? 200 mü? En fazla yaşayacağımız 70 yıldır. 65'te emekli 5 sene mi yaşayacak? Ne yaşa ondan sonra ne olmuş? İyi yani. Yani ne olmuş? Şu anki geçimler nasıl peki abi? Yani elhamdülillah. Elhamdülillah derken yani iyi mi? Yani iyi. Sıkıntı var iyi, mı? İyi tabii. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Sorun var. Geçinemiyoruz diyen vatandaşlar var. Sıkıntı her yerde var. Biz görmüyoruz. Her yerde var. Maalesef bak maalesef biz görmüyoruz. Görmemezlikten geliyoruz. Tamam. Bir. İkincisi şimdi bu halk çok şükür herkes çalışıyor. Bir şekilde kıt kanat geçiniyor. Ne mutlu ki böyle bir hakka yani Türkiye böyle bir hakka sahiptir. Bir şekilde kıt kanat geçirse de sesini çıkartmıyor. Niye çıkartmıyor? Çünkü biliyor durumu. Nereden geldiğimizi bilen çok. Nereye gideceğimiz belli zaten. Yani en fazla ne kadar yani 100 yok yaşamayız. Ben zannetmiyorum yaşayacağımızı. Yani yaşasak da ne kadar yaşayacağız? Teşekkür ederim abi. Rica edeyim yani yok yani şimdi. Senin bir sıkıntı yoksa yok, konuşacak bir şey yok. Ya sıkıntı var yok demiyorum. Yani yok diyorsun şimdi ya. Yok sıkıntı var ama. Yok. Abi, ben o kötü anlamda sıkıntı yok demiyorum. Tabii ki sıkıntı yok. Geçim sıkıntısı var mı diyorum. Geçim sıkıntı bak geçim sıkıntısı normalde bakarsan yok. Abi senin bir dediğin niye? Yok sıkıntı yok. Niye yok biliyor musun? Çünkü çalışıyoruz. Bir şekilde çalıştığımızı bilip ödüyoruz. Yani işsizlik var. İşsizlik ya. Hangi ülkede işsizlik yok? Abi sen yanlış anlıyorsun. Yok yok hangi ülkede işsizlik? İşsizlik var mı diyorum. Sen hangi ülkede yok diyorsun. İşsizlik var mı yok mu diye soruyorum sana. İşsizlik var mı diyorum. İşsizlik ne kadar? Hangi birimiz iş beğeniyoruz? Hangi birimiz iş beğeniyoruz? İşsizlik var mı? İşsizlik bak olsa bak bütün ülkelerde işsizlik var. Ama Türkiye'de var mı diyorum ha bak ben ne soruyorum sen ne diyorsun? Ben sana diyorum. Var da tabii. İşsizlik var mı var yok tabii. Mu? Var mı? Var tabii. Peki diyorsun ki çalışan para var. İşsizlik tabii. Varsa bu çalışmayanlar ne yapacak? Ölsün mü acından? Abi çalışsın. Bak işsizlik var diyoruz abi işte. Nerede işsizlik var abi? Şimdi abi de kabul et. İş beğenmiyor. Siz ne diyorsunuz? İş mi beğenmiyor abi? Evet. İş beğenmeyen bir sürü insan var. Gençlere bak ya hangisi tamam, iş beğeniyor? Üniversite mezunu adam. 4 sene okumuş. Gitsin A101'de BİM'de mi çalışsın? Yok. Niye? İş beğenmiyor. Kimse bu devirde iş beğenmiyor. Gidip asgari ücretle mi çalışsın? Neyle çalışacak? Bu kadar 4 sene yani omuz sürütmüş. Şey, yani üniversite okuyan illa trilyonlar mı kazanması yani, lazım? Trilyon kazanmasın lan. Asgari ücretinde yani, bir tık üstüne geçmesin. Bu devirde ekmek parası git hangi kimin evinde ekmek çöpe gitmiyor? Daha düne kadar hastane kuyruklarını ne çabuk unuttu bu millet. Niye üniversite okudu? Tamam niye unuttunuz eskiden gelen geçmişler? Zaten başka konuyu başka yerlere çekiyorsun. Konu değil işte odur hepsi aynen, konudur. Başka hepsi aynı diyorum konu. Ya. Bu adam boşuna mı okudu? Hepsi konudur işte. Bu adam boşuna mı okudu? Ya, okuyan öyle. Kimse boşta değil. Bak boşuna mı okudu? İş beğenmiyor. Niye asgari ücretle çalışıyor? İş seçiyor abi. Herkes iş seçiyor. Seçmesin mi? Boşta aç olan adam iş seçmez. Aç olan bir insan iş seçmez. Karnını doyurmak için çalışır. Ama iş seçiyorsa demek ki aç değildir o adam. İş evet. Daha düne kadar gece yarılarına kadar hastane kuyruklarını az mı bekledi millet? Bu ülkeye randevu alabiliyor muyuz? Evet. Alabiliyoruz tabii. Evet. Yanımda arayıp alır mısın abi? Evet. Her gün alıyorum ben. Bir sene sonra. Ne bir sene sonra? Hangisine bir sene sonra randevu alıyorsun? Nereye almışım kalp bir sene sonra? Kalp beyin demiyorum ha bak. Ben daha dün aldım. Kalp beyin demiyorum sana bak. Kalp beyin demiyorum. Bak, sen sadece midem ağrıyor değil mi? Bir dakika. Sen daha düne kadar git Avrupa'nın her yerinde aşıyı parayla yaptırıyorlar. Türkiye'de bedava yapıyor kimse. O da yalan olduğu çıkmıyor. Ne yalan? Yalan abi. Hangisi yalan? Ya abi Avrupa'da parayla mı yaptırıyorlar? Avrupa'dın mı? Sen aşı oldun mu? Avrupa'da bir dakika, sen öyle bir şey yok diyorlar. Sen çalışıyorum abi. Kendisi yalan yok. Ben akşam çalışıyorum, gündüz çalışıyorum. İş bulamıyorum diyen bir insan yalan söylüyor ya. Peki madem yetiyor niye iki işte çalışıyorsun? Ben şu an iki işte çalışıyorum. Niye iki işte çalışıyorsun? Çalışıyorum. Niye?
Çalışıyorum. Açmıyor çünkü. Ya varken niye çalışmıyor? İnsan çalışır, niye çalışmıyor? Varken niye çalışmıyor? Sizinle mücadele etmekten bıktım abi. İki işte çalışıp hala iyi diyorsan, ekonomi iyi, geçinebiliyorum diyorsan ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Sen millete soru soruyorsun ama kendin cevaplamıyorsun. Sen aşı oldun mu? İş bulunmuyor. Benim konuyla bir alakası yok. İşte siz böyle bir zihniyetsiniz lan. Tamam, lanlulunu konuşma. Lanlulunu konuşma. Ortalık sen boş boş konuşup geliyorsun. Sen terbiyesizlik yapma burada. Bunu da yerleyemeyeceksin. Sen götüre sokak sonu mikrofonu, terbiyesiz. Bir tarafına sokacakmış. Kiminle bir tarafına sokuyorsun sen mikrofonu? O zaman konuşmayacaksın. Buraya. Birlik yapmayacaksın. Ne mikrofonu bir tarafına sokuyorsun? Zekalı. Mikrofonu bir tarafına sok diyor. Hadi sen buna bir şey. Tut şu lafını unuttur hadi. Adam gibi konuşacaksın. Adam gibi konuşacaksın. Sen konuşacaksın. Milleti aşağılamayacaksın burada. Cevap vermek. İndir eline. Senin elini ayağını. Hey. Burada milleti aşağılama. Hemşerim. Sen bugün nekada bir bedel ödemişsin. Senin bedelin var mı hemşerim? Bak memlekede bedavadan yaşıyorsunuz. Ne bedavadan yaşıyorsun? Ben senden daha çok vergi veriyorum buraya. Benim vatanımda da daha çok faydam var. Abicim tamam. Siz memleketin güzelliklerini görmüyorsunuz. Neyin güzelliğini görüyorsun? Her güzelliği var. Beğenmiyorsan başka yere gidelim. Ben burada gençlerin sesini duyurmaya çalışıyorum. Geçinemiyorum diyen vatandaşın sesini duyurmaya çalışıyorum. Sizin yandaş medyanız duyurmuyor çünkü. Sizin yandaş medyanız duyurmuyor çünkü. Burada halkın sesini duyurmuyorlar. Mikrofonu diyor bir tarafına diyor sokacağım diyor. Lan yaşına yüzüne bakmıyor. Sen boş ver ya. Kötü söz sahibine aittir, boş ver. Eyvallah.